Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an bir Lülü videosu çekmek istedim sizlerle. Videolarınızda olduğu gibi sadece nargile olarak değil, biraz da ürünleri tanıtmak istedim. Şu an elimde Kefon'un toprak lülesi mevcut. Lülemiz 6 delikli, içinde 6 tane deliği var ve erkek lüle şu şekilde. Boyu da orta boy bu lülenin. Toprak lülesi sevenler için gayet kullanışlı bir lüle. Benim de videolarımda en çok kullandığım lülelerden bir tanesi. Diğer lülemiz yine bu üründe, Kefon'un ürünü. 4 delikli dişi lüle. Bu ürün küçük boy şekilde diğeriyle karşılaştırdığımızda. Bu battal boy, en büyük toprak lüle Kefon'un lülesi. Bu da küçük boy yine Kefon'un lülesi bu şekilde dişi lüle olarak. Bu da normal piyasada satılan toprak lülelerden bir tanesi şu şekilde. Bu da yine aynı. Kefo'dan bunların farkını şu şekilde göstereyim. Şöyle, bunun içi biraz daha kare gibi. Bu da biraz daha oval bir şekilde. Erkek lüle bu da. Bu Kefo'nun lüleleri Kefo'nun takımlarıyla tamamen uyumlu bir şekilde. Yani herhangi bir boşlukta kalmıyor. Tam olarak oturuyor. Şöyle. Bu da bir yeni gelen ürünlerden diyeyim. Bu bana yeni geldi. Yeni görüyorum şu şekilde. Dişi lüle. Markası yazmıyor. İçinde şöyle metal aparatı mevcut. Şu şekilde metal ve delikli. Yani şu şekilde, hani süzgeç diyelim, içinin kendi süzgeci mevcut. Şu şekilde diğer lülelere kullandığımız süzgeç şu. Örnek veriyorum, şu lüleye koyuyorsunuz şu şekilde. İçine, ay gitti. Şu şekilde lüleye koyuyorsunuz. Ve hani tütünün içine, yani şu delikleri kapatmasını engelliyor. Şöyle. Bu lülemiz bu şekilde. Yani her türlü tütün de kullanabilirsiniz rahatlıkla bunu. Bir de şu lüleler mevcut. Piyasada ucuz. Yani benim pek hoşuma gitmeyen diyelim. Şöyle erkek lüle. Ve tütünü çok çabuk yakıyor bu lüle. Yani hani ismi cismi belli olmayan lüle diyelim daha doğrusu. Tütünü çok çabuk yakıyor. Yani doğru düzgün tat da alamazsınız diyelim. Ve cam samsaris, cam lüle şu şekilde. Bunun içini göstereyim size. İçi de, yani şu camı eğer kırıldığında içini, bu camını da ayrıyetten satışımız mevcut. Şu şekilde. Hatta bu erkeği, bunun bir de dişisi var. Dişisini yanıma almamışım. Aynısının dişisi de mevcut. Şu şekilde şöyle göstereyim size. Tütünü çok az koyuyorsunuz buna. Böyle yani 10-15 gram. Yani diğer bu lülelere koyduğumuz gibi çok koyulmuyor. Çok alır mı? Alır. Haznesi mevcut. Fazla tütün alabilir. Ama tütünü az koyuyorsunuz. Kendi lotusuyla kullandığınızda, yani biraz demlenmesini beklediğinizde gayet verim alabileceğiniz bir lüle. Bu da bu Samsaris'in silikonu diyelim. Yine silikon lüle. Aynı içi cam değil, içi silikon. Şu şekilde dişi lüle bu da. Karşılaştıralım şu şekilde Samsaris'leri. Tamamen aynısı fakat içi cam değil. Hatta bu da cam da değil. Çok farklı bir materyal. Yani şöyle silikon lüle. Çok tatlı. Hiç ben bunu kullanmadım. Bunu videolarımızda görmüşsünüzdür. Bunun dişisini kullandım. Daha başka o tarz lüle. Evet. Silikonlardan girmişken konuya, şöyle silikonun bu çeşit olan tek deliklisi de mevcut. Şöyle burası da. Yani tamamen silikon, kırılması bir durumu olmaz. Kesinlikle kırılmaz. Yanma da olmuyor bunlarda. Tabi her lüle tütüne farklı bir tat verecektir. Yani müşterilerimiz soruyor, hani ne farkı var, işte aynı mı değil mi gibisinden. Şöyle, hani ben de düşündüm, hani bir güveç yemeği ile bir çelik tencere yemeği birbirini kesinlikle
tutmaz. Ben o yüzden daha çok toprak lülye kullanıyorum. Şimdi yeni lülyelerim de geliyor. Siparişini verdim. Onlar geldiğinde onları da gösterim. Bu da EYTS'nin bir lülyesi. Şu şekilde. Bu lüleyi hiç kullanmadım. Yani bu tarz bir lüle kullanan varsa yorum yapabilir mi? Hani hangi tütünü içeyim sizce bu lülede? O da önemli benim için. Ortasında 6 tane deliği var küçük. Şuraları böyle nasıl diyeyim, katmanlı. Çok farklı bir lüle. Şöyle tontiş. Görsel olarak çok güzel görüntüsü var. Ama hiç bununla tütün içmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Yorum yapmıyorum bu lüleye. Yorumu size bırakıyorum. Ve süslü lülelerden porselen lüle. Bu da altı delikli. Burası böyle porselen tarzı. Fakat böyle bir şeye benziyor daha çok. Kireç taşına benziyor, alçı taşına. Çok kolay kırılan bir lüle diyeyim ben size. Bu lüleden dükkanda iki tanesini, yani elimin çarptığını düştüğü anda kırılan bir lüle diyelim. Bununla da hiç tütün içmedim. Bununla deneriz videomuzda. Evet, bu lülemiz de mevcut. Bu da yine YTS'nin bir lülesi. Onu da çok, yani YTS'nin de çok güzel lüleleri var. Şöyle büyük delikli bir lüle. Yine dişi bir lüle. Bunlar genelde de lüleler dişi olarak üretilmiş herhalde. Daha çok dişi lüle kullanılıyor sanırım. Yani dönüştürücüyle çok rahat bir şekilde erkek olarak kullanabilirsiniz takımınızı. Eğer takımınız şeyse, dişiyse. Yani başlığı dişi, kullanacağınız lüle erkekse dönüştürücüyle bu dişi lüleleri kullanabilirsiniz. Yine bu da bir dişi lüle. Şöyle porselen lüle. Yani şerbetli porselen lülelerde de hani farklı tatlar olduğu için şunu söyleyeyim. Delikleri çok büyük. Çok fazla şerbetli tütün kullanılmamalı bunlarda. Ha, oldu ki şerbetli bir tütünü kullandığınızda çok yoğun tat alırsınız bunda. Bunu belirtmek isterim. Yine bu da o lülenin aynısı, farklı rengiymiş. Aynı iki lüleyi almışım. Bir de bu lülemiz mevcut. Şu şekilde göstereyim. Küçük siyah. Şöyle. Ben bu lüleyi Kefo'dan almıştım. Kefo'nun sitesinden almıştım bunları. Dükkan aldığım lülelerden. İçi çok farklı. Nasıl diyeyim size? Böyle sanki alçıdan yapılmış içi. Alçıyla yapılmış gibi. 5 tane deliği var küçük bir lüle. Yani şöyle neyle karşılaştıralım? Şöyle şunlarla karşılaştırdığımızda küçüklüğünü görebiliyorsunuz. Ya da bu battal boy lüleyle karşılaştırdığımızda, toprak lülenin battalı bu. Bu da en küçük boy toprak lülenin. Şöyle karşılaştırdığımızda küçük boydan bile neredeyse küçük bir lüle. Bu şekilde. Bendeki lüleler bu kadar. Yani başka lüle yok. Bu şekilde söyleyeyim sizlere. Lüleler hakkında sormak istediğiniz bir şey varsa yorum olarak yapabilirsiniz. Yorumlarınızı cevaplayacağım. Şu lülede çok fazla bilmiyorum ki içerisi karar mı olur mu olmaz mı bilemiyorum. Bir de bu lülenin içini açıp bakalım. Ay, evet, bu şekilde. İçini merak ediyorsanız. Bunu kullanmadan lüleyi kullanamazsınız bence. Çok fazla büyük bir delik var. Yani ve içe doğru, hani bombesi dışa doğru olsa, şu şekilde olsa içi, hani şu şekilde olsa kullanılabilir. Fakat mutsuz kullanılamaz. Biraz çeliğe benziyor. İç parlaklığı çeliğe benziyor ama sanırım çelik değil. Alüminyum da olabilir. Belki de çeliktir, bilemeyiz. Yani çok fazla bilgim yok anladığınız kadarıyla. Yani bu videoda ne çıkıyor? Lüleler hakkında çok aşırı derecede bir bilgi vermedim. Sadece lüleleri gösterdim size. Yani genel olarak şöyle söyleyeyim. Bu lülelerde çok fazla şerbetli tütünlerimizi ne yapıyoruz? Bu lülelerde kullanıyoruz. Veya bunlarda kullanıyoruz. Bu lülelere çok az tütün koymamız gerekiyor ki güzel bir verim alalım. Bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen linç etmeyin.
Videoyu beğenirseniz sevinirim. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.